Evet sevgili Notos TV izleyenleri, yeniden bir aradayız bugün canlı yayınımızda. PlayStation 5 Remastered edilmiş oyunlarımıza hızla devam ediyoruz. Hemen şunu hatırlatalım. Efsanevi oyunlara da elbette ne yapacağız? Her zaman bir el uzatacağız, onları da kendi içimize doğru çekip ne yapacağız? Sonlarının daha iyi olmasını sağlayacağız. Evet, oyunları daha iyi bitirmek için gayret göstereceğiz ama asıl hedefimiz eğlenmek, keyfini çıkarmak, gerekirse biraz da dalgamızı geçmek olacak. Hepsi bu. Bunun daha fazla tırmalamanın anlamı yok diye düşünüyorum. Elbette PlayStation 4'te de bitirdiğimiz The Last of Us Part 2 dediğimiz oyunu sizlerle beraber bitirmiştik. Tamamen sizlerin aldığı inisiyatifle yol aldık, hikayeyi bitirmiştik. Ancak bu sefer Remastered edilmiş serisinde, The Last of Us Part 2 Remastered edilmiş serisinde ne yapacak? Captain Underbridge diyecek ve dümene geçecek. Ne yapacak? Daha sonra oyunu tamamen kendi içerisinde yorumlayacak. Yani inisiyatifi Notorious TV alacak diyoruz. Bunu hatırlatmakta yarar görüyorum. Elbette remastered edilmiş oyunun içerisinde sağladığı diğer olanakları, o yenilikleri de görmek için oyunun hikayesinin bitmesini bekleyeceğiz arkadaşlar. Bundan önce ve sonrasıyla ilgili bir ne yapıyoruz? Bir katalizör arıyoruz. Nedir o? İşte o katalizörün ismi Notorious TV ve YouTube'a gidiyorsunuz arkadaşlar. Notorious TV yazıyorsunuz. Abone oluyorsunuz. Beğenilerinizi yapıştırıyorsunuz. Yüzlerce binlerce videomuz sizleri bekliyor. Sizlerin yorumlarını bekliyor. Beğenilerinizi bekliyor. Elbette istek ve taleplerinizi de yine topluluk alanında ya da diğer sosyal medya alanından bize bildirmenize yarar var ki bunların hepsini ciddiye alıyoruz. Daha önce bunları yaptık. Eğer ilgili olan kişiler varsa, ilgisi bu yönde odaklanan insanlar varsa gidip bakabilir, görecektir, teyit edebilir. By the way, bildirim zilleri bizim için çok önemli. Neden? Çünkü bildirim zilleri demek canlı yayınlar ya da yeni videolardan haberdar olmak anlamına geliyor. O zaman teleport diyoruz ve bu teleporttan sonra süpernova etkisini sağladığı enerjiyi paylaşmaya gayret ediyoruz. Ve günümüzü bu enerjiyle beraber sürdürüyoruz. By the way, evet, Notorious TV vs. The Last of Us Part 2 Remastered. Evet, hikayeye bakalım. Yes. Herkes hazır. Her zaman olduğu gibi likit sorunumuzda daima yanımızda bulunduruyoruz. Likitsiz hayat olmuyor. So. Evet. Abby ile hatırlarsanız ki bir kaçış noktasındaydık. Hastaneye geldik, ilaçları alacaktık ve minnak evladımızın kolu için kullanacağız tabii. Koluyla yapılacak durum antibiyotik gerektiren bir durum. By the way, durum derken hani drum anlamında değil. Lake Hill. Evet, buradan bir malzeme bize çıksa da alamıyoruz. Peki. Kapıyı açıyorum. Dilek ve istekleri de alıyoruz tabii. Var mı şey? Anything else? Cerrahi travma, yoğun bakım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Burada aşağı atlama gibi saçmalık olmaz herhalde. Tamam. Şimdi burada merdiven var. Mantıklı. Şurada ne var bir bakalım mı? What's going on? Hocam seni düşürmüşler burada. Odanın iğnesi. Alırım. Sende ne var? Bakalım bir. Oku yavrum. Jake. Ah ah, neler neler vermezdik. Ben de seni seviyorum canım. Geçmiş olsun. Neye bulaştığını bilmiyorsun. Bak, mikrodalgada yaptığın yemek gelir. Oo. Böyle seni bozar. Bozar evladım. Şuraya bakalım. Ne var yavrum? Ver onu alayım. Buradan başka da bir şey çıkmaz diye düşünüyorum. O zaman gidiyoruz. Let's go. Nasıl bir sürünme sürecindeyim ben böyle? Şöyle aradan geçemez miyim? Geçerim. Abartmayayım ya. Lütfen ebeği. Abartmana gerek yoktu. Buradan bir şey çıkar mı? Ne? Gidelim. Merdivenlerden iyice aşağıya doğru süzülüyoruz. İyice diyemiyorum. Bu kadar gidebiliyoruz. Bundan sonrası yok. Tamam. O kadar da kötü değil. Ha, aşağı atla diyorsun. Ya yok hocam, ben şimdi atlayacak durumda değilim. Havamda değilim. Kapıyı zorlayayım ben. Tabii ki kapalı.
Ya yapma Yoksa çok ya. ağır Yoğun olacak. bakımın ötesi çok kolay olurdu. Ama Ne travma güzel kötü bir gidecek. hal. Hazırsak gidelim. Şimdi silah durumumuz nedir? Fena değil. Başka bir şey var mı? Yok. Tamam. Fena değil. Bunda durum ne? Neyse böyle olsun şimdilik. By the way. Atlıyoruz. Zıbam. Nasıl bir atlamaysa artık. Bütün fedralar köfte olmuş. Oh no. Sağa sola bir bakalım. İbadethane ha. Şapel gibi bir yer mi? Ah yavrum. Bakın hepsi Tanrı'nın huzuruna köftelenmiş. Mantara bağlamışlar. Alırım. Ben malzemeleri alırım. Tanrı da sizi alır artık. Yapacak bir şey yok. Bak burada toplanıyorlar böyle. Ah yavrum falan. Ne kadar tatlı çocuktu falan. Ah ya. Hey gidi. Hey, ne güzel günlerdi onlar falan dedikten sonra. Burada onu alayım ben. Onu ver. Sevgili Fedracı. Ver onu bana. Pudracı mı Fedracı mı neyse işte onlar. What the heck. Şimdi ver bakayım ne not yazmışlar. Bize bırakmasınlar. Tanrı seni de. Tamam. Ne oldu? Rahip de 3,5 atmış mı? Ah Neyse ki yavrum. salgın sırasında burada değildim. Evet değildim. Salgın sırasında. Ha, bunlar salgın sırasında olanlar. Salgın olunca böyle bir önce sevindirik olmuşlar. Ay falan filan dualar falan derken bir only one. Ne olmuş? Köfte Acil. durumları. Travma merkezi şurada olmalı. Evet tamam ben de onu düşünmüştüm ama pek hoşuma gitmedi. Ne şuradaki çocukta malzeme var. Bir onu alayım. Hocam bir alayım onu. Nasıl ya? Sendekini alayım. Bu nedir ya? Dostum o ne? Mangandan tek geri kalan sen misin? Çevir bakayım. Ya lütfen güzel bir şey olsun. Yapma ya. İlkelerin için savaştın. Ya bu mudur yani? Adam ilkesi için. Neyse ben şuradan bir gireyim bakayım. Bakayım nedir o ilke? İlkeyi göster bize. Oo işte bu. İlke iyidir. İlke. Peki. Burada ne diyor? Yalan. Tam bir yalan. Tam bir safsata. Gidelim. Burada olay ne? Radyoaktif bölge mi? Karantina olayı. Tamam. Radyoaktif değil tabii. Karantina. Açarım kapıyı ve... Hocam gerçekten enteresan bir noktadayız. Ha, maskeledik. Karantina olunca gaza geldik tabii. İçeride de böyle gaza geleceğiz. Caution. Hadi bakalım. Oo, hocam direkt mantara bağladık. Kapıdan girdim, şuradan girdim. Direkt mantara bağladık ya. Hadi ikinci bölgeye de geçeyim. Oo. Lanet olsun. Evet. Hocam Tanrım, ne kadar mantar bu varsa kadar. burada. Çok fazla. Çok fazla bence de. Acil servis. Tamam geldik mi acil servise? İyi hadi bakalım. Ya bir sağlık çantası bulabilmek için bir şey var mı dostum burada? Herhangi bir şey. İlaç lazım bana. İlacı alıp gideceğim lütfen ya. Bak hemen bize numarasını yaptı. Heyecan katmak için. Okey şimdi. Şuraya bakayım ben bir. Hop derim ben aynen. Var mı bu şey? Olmaz mı evladım? Ver onu bana. Versene çocuğum. Ya niye vermiyorsun şunları? Ver onları bana. Ebeyim ben. Alırım. Bu ne? İşte bulduk mu? Bana Güzel. Bir şey ver. Çok güzel. Yalan. buralarda illaki bir şeyler olmalı. Olmalı diye bence düşünüyorum ama olmuyor işte. Alayım onu. Bayağı bir şeyler topladık. Burada var mı? Şurada bir şey parladı sanki. O işimize yaramıyor. Burada ne var? Ver dostum. Toz toprak mı yine? Ha, aman. Tamam. Toz toprak olayı. Şişe. Tencere. Vay. Buradan bir şey yoktu herhalde. Bir şey de çıkmaz. Tamam. Sonra şuradan devam edeyim ben. Ambulans indirme yeri. Ha gideyim ben ambulansa. Tamam ya. Olay bu. Ambulansa gideceğim ben. Şurada bir şey var mıydı? Malzeme. Hocam yapma. Yine mi dolu ya? Bu nasıl bir doluluk orandır? Nedir bu? Aç kapıyı. Ya bu nasıl bir ambulansa gitme yeridir ya?
Kapıya bakar mısın? Elektrik lazım. Güç lazım. Daha bende güç kalmadı desene. Ah, come on. Şey bir dinleyeyim bakayım. Kimse var mı? Belli değil. Oo. O ses neydi öyle? Bu ne lan böyle? E aman ha. Sen orada kal yavrum. Sadece ameliyathaneler kaldı. Evet, sen orada kal. Biz kapıları açarsak ne olacak? O şapşiki de çıkar. Şimdi şuradan gidebiliriz. Bir de şurası var diyorsun. Önce şuraya bir bakalım. Nen var. İlacın varsa alırım yavrum. İlaç takviyesi iyidir. Şimdi bakalım bu ilaç takviyesiyle ilgili ne yapabiliriz? Tam da üzerine bastığımız noktadayız. Buradan bir şey çıkmaz. 25 nedir ya? Çok kötü ya. Stabilite. Neyse o fena değil. Bu olsun. Stabilite önemli. Hocam bir stabilite. Evet. Bir stabil olalım değil mi? Haksız mıyım? Haksız mıyım ben? Buradan bir şey çıkmaz herhalde. Tamam. İlle de diyor karşıya git. İllere karşıya gideceksin. Cerrahi. Heh. Harika. Harika tabii harika. O içerideki yaratık... Bak. Duyuyorum. Duyuyorum derken? İki tane orada var. Bir tane burada var. Ha, anlıyorum seni. Anlıyorum yavrum. Şuradan... Her bir sik yapma. Bende malzeme yok mu ya? Nasıl bende malzeme yok mu? Nasıl bende malzeme yok mu ya? Terbiyesiz seni. Ya nasıl ya? Bizde yok muymuş? Acil bir hemen boru olayına girmemiz lazım. Sen bir şarjörü doldur yavrum. Ha biz böyle mi konuştuk? Lütfen rica ederim ya. Herkesi kudurttuk şimdi. Evet oku bakalım. Tamam ne oldu? Aynen ne oldu anlamadım ama ah yavrum çok kötü oldu tabii ah ya. Hepsini coşturduk şimdi. Bir kapı açılsa da gelsek diye bekliyorlar. Şimdi bunu niye kırdık burada? Ne amacımız ne? Burada biri var mı? Burada biri yok. Elektrik lazım. Hiç hoşuma gitmedi. Kablolar nereye gidiyor? Dur ha, kablolar nereye gidiyor? Bak sen. Kablolar şuraya gidiyor yavrum. Bingo. Şey gördün mü? Güç lazım diyor. Güçlü olmamız lazım diyor. Peki. Güç. Sana ben ooo hurdan alırım dostum. Güç lazım. Ha, buradan gir diyorsun güç olayı. Tension durumları. Evet. Tension'sa tamam. Şimdi bütün kapılar açılınca bizi sevecekler. Ben sana söyleyeyim. Craft olayı da var. Oo yapılabilir mi? Mantıklı. Yani eğer varsa böyle bir şansımız yapalım tabii. Craftlayalım. Craft'la gitsin. Jeneratör burada. Başka da malzeme alamıyoruz. Okey. O zaman craftlayalım. Craft'la gel yavrum. Bir saniye. Bir de şuraya bakalım. Hani arada belki malzeme vardır. Bak. Sana demiştim ben. Noti yanılmaz. Hemen bir craftla dostum. Let's go. Evet. Şimdi. Ne yapabiliriz? Stabilite cephane doldurma hızı dürbün. Şimdi bunda ne eksiğimiz var? İki tane eksiğimiz var. Bunda ise tek stabilite mi kaldı? Oo güzel. Stabilite. Bunu da böylece maksimum seviyeye getirdik. İşte bu. Elimizde ne kaldı bakalım. Evet. Elbette bir silahını maksimuma getirdik.
Hasar. Oo, hasar önemli tabii. Hasar önemli dostum. Yes. Tamam, doğru tercihleri yaptığımızı düşünüyorum. Ne yapıyorsun dostum? Nasıl bir şey? Nasıl bir tekniktir ya? Hasarı arttırmak için tüfeği delik deşik ettik. Demek ki oradan böyle alev alev yanması gerekiyor. Sonuç itibariyle iki silah maksimum seviyede arkadaşlar. Burada hiçbir gelişim yapmadık. Burada da yapmadık. Burada da son iki kalmış. Güzel. Şimdi hangi silah aldınız? Ben bunu aldığıma emin miyim? Bir saniye. Ben onu almadım ki. Şöyle yapayım. Oo, bizde daha bir de bu var ya. Yanmalı. Neyse, şöyle olsun şimdilik. Şimdi jeneratörü çalıştırıyoruz. Let's go. Hadi bakalım jeneratör. Üçgen olayları. Gönder. Ve şimdi çalışsın. İşte bu. Jeneratör çalıştı. Hadi bakalım, geçmiş olsun. Duyan gelecek şimdi. Tartur tartur. Bu kapıyı açmam mantıklı mı? Bir saniye. Güç lazım diyor. Nasıl güç lazım dostum? Yani jeneratör çalışmadı mı? Daha ne gücü lazım? E tabii yani. Bak şimdi kapıları da açmamız lazım. Jeneratör çalışırdık olmuyor. Ver coşkuyu. Aç kapıları da girsinler. Serbest bırak çocukları. İşte bu. Buna ihtiyacımız var mı? Şu an itibariyle yok. Güzel. Her yer pırıl pırıl oldu. Aydınlandık. Mis gibi olduk. Şuraya geri dönüşümüz var mı? Yok. Evet. Aynen böyle. Durum kritik. Şöyle bakayım. Oh, bu sese var ya. Kim duysa gelir. Aç aç. Heh. Şöyle yapalım. Geçmiş olsun dostum. Şimdi bir tane de burada var. Şu kapıyı açma şansımız da var ama. Ha. Nerede? Ne haber dostum? Ah, hayırlı olsun. O mu kaldı? Şuradaki yaramaz var ya. Ah yaramaz çocuk. Ah. Başımıza neler açtın. Ha, onu alayım ben. Aa, bak bu iyi oldu. Ver ver. Kapıyı açıp kaçacağız mı? Ne yapacağız? Taktik ne? Gel yavrum gel. Nasıl ya? Kapı nasıl geri kapandı dostum? Çok saçma. İşte bu. Hadi geçmiş olsun. Bu işleri kolaylaştırır. Sektiğimin tıbbi malzemeleri nerede? Nerede ya? Bize sağlık lazım bu arada. Şurada topla ne geliyorsa gelsin. Gelsin. İşte antibiyotik iyidir. Var mı başka bir şey? Şunu alayım ben. Bak şimdi. Bak şimdi. Bak şimdi. Şunları ver. Dolu mu? Şunu kullanmak zorundayım ki yerini alabileyim. Onu bana ver. Onu Noki'ye ver. Yes. Şimdi şunu ben bir alayım. Güzel. Ver dostum. Tamam mıyız? Gayet iyi. Son derece iyiyiz. Alalım bakalım neymiş. Sen misin? Aa,
no way, no way. Bu da değil, bu da değil. Yalvarırım, garajda bir ambulans olsun. Ya bir olsun, bir şey olsun artık ya. Şimdi ne yapabiliyorum? Şundan yap sen bize. Lazım olur. Çatlamalı. Evet, sen anladın. Sen onu anladın. Şimdi burada alabileceğimizi aldık, değil mi? Güzel. Gidelim. Şurada bir şey var mı? Son kez check edelim ve aç kapıyı diyorum. Evet, şimdi burayı da check edelim. Oo, give it to me. Antibiyotiğini alırım. Bak ya. Ya sen nereden çıktın ya? Al bir çakı vereyim sana. Al. Ya yeter artık lütfen. Terbiyesizlik yapmanın anlamı ne? Şunu bir doldur bakayım cephanesini. Evet, doldur, gönder gitsin. Yes. İşte bu aradığımız şey buydu. Seni terbiyesiz. Hemen her yerden çıkıyorlar, yapıştırıveriyorlar. Olacak iş değil. Çakı da gitti boşa. Çaki çaki. Çakı da gitti dostum. Gerçekten çok emek vererek aldığımız bir çakıydı o. Ben bu kapıyı da açtım. Diyelim açtım. Sonra şurada böğren bir şey vardı. Ha, buradan mecburen geçecek miyim ben? Bunun bana şaka olduğunu söyle ne olur. Peki. Açıyoruz. Açıyorum ben, böyle açıyorum ki. Direkt üzerimize atlasın, yesin bizi diye. Bak o direkt duvarı, kapıyı falan uçurmuş o bak. Oh no. Oh no man. Durum kritik, ben sana söyleyeyim. Yani buradan nasıl bir şey çıkmış olabilir bu? Bu nasıl bir şey böyle? Bu nedir dostum? Bu nasıl bir şey bu? Doğum mu gerçekleşti? Ne oldu? Come on. Nereye doğru gidiyor bu? Oo, salya sümük. Hayır, hayır. Ambulansa gitmek nedir ya? Ama biz böyle mi konuştuk evladım? Ambulansa doğru gidiyor. Ulan bunu kim yapmış böyle? Kim yapmış var mı yani, hiç hayal bile edemezsin. Panikleme. Panikleme tabi, ne demek. Topla ve buradan çık. Aynen, topla ve çık. Nasıl toplayacaksın, öyle bir şey yok ki. İşte ambulansı bulduk. Eşyaları topla ve çık dedi bize haklı olarak. Öyle bir şey yapabilir miyiz dersin? Şimdi tüfek için ideal bir aracımız vardı. Ham maddesi vardı ancak alamadık. Otobüs, taksi, minibüs, bip bip mi diyeceğiz? Ne diyeceğiz? Anlamadım ben bu işi. Bu mudur? Malzeme dediğim bu muydu ya? Dostum malzeme falan yok. Seni kandırmışlar. Oraya bir tüfek mermisi koymuşsun yani, o da... Hocam bu kime yeter ya? Senin malzemeden anladığın bu mu yani? Çok saçmasın. Kamyonetin arkasına bakabiliyor muyuz? Nasıl ışıklandırmadır? Zaten istesek de başaramıyoruz yani, o da mümkün değil. Buradan bir şey çıkar mı? Hayır. Neyse gidelim. Yapacak bir şey yok. Bir buluşma ayarlıyoruz. Buldun mu? Yalan. Tamam. Sonra şu tüfeği ayarlayalım da ne olmaz ne olmaz. Beni boşa çıkarma. Hadi yavrum, beni boşa çıkarma. Önce şuradan bakayım. Önce minnak olanına bakıyoruz. Yok. Sonra diğer minnak. İşte buldum. Demek ki buymuş minnaklar aşkına. Alsana evladım onu. Al onu, getir onu bize. Yes. İşte bu. Bunu kaptık. Ya şu yukarıdaki de var ya, matkaplı deli. Bir yıldır beynimizi yedi ya.
Ya korku filmi oynamayıp izlemeye gerek yok. Yukarıda matkaplı bir deli var yani. 7-24 çalışıyor. Yani yaz, kış, sezon fark etmiyor. Hocam bu gelen ne? Bu ne ya? Sen nesin böyle ya? Ben bir gitsem mi? Kır kır. Kapıyı mapıyı götür. Ya senin sağlık hizmetinden yararlanman lazım yavrum. Koş 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 koş. Bu nasıl bir şey ya? Bu nasıl bir şey? Hadi 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 hadi. Çabuk 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 çabuk. Diyelim başardık. Sonra? Hadi. Bu nasıl bir şey ya? Koştum. Tamam buradan geçtim. Böyle yaptık. Güzel. Hadi dostum. Aç şu kapıyı. Olmadı. Nereden gideceğim? Devam. Yapıştır şu baltayı. Al dostum al. Al. Al bundan vereyim sana. Bu nasıl bu şey? Kura baktık. Bu nasıl bu şey? Ben bir kaçayım hocam. Ben bir gideyim. Ben bir gideyim sonra görüşürüz. Hadi bakayım. Bir şey mi vıcır vıcır ses yaptı? Al yavrum. Aç. Aç dostum kaç. Cephaneyi değiştir. İşte bu. Ben öyle boş mu sandamam dostum. Nasıl ya? Bunlar bölünüp parçalandı mı? Yapma be. Koş 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 koş. Hocam bunlar bölündü parçalandı. Acayip bir şeyler oldu burada. Oh hoş koş yavrum. Koş kim tutar seni. Hoş. Hoş dostum. İşte bu. Bu sefer işim bitti diye düşünüyorum. Bu nasıl bir şeydir ya? Bu nasıl bir yaratık böyle? Şaka gibi misin sen? Oo, duman ettim seni. İşte bu. Şimdi bunun bir cephanesini bir değiştirelim dostum. Doldur bakayım. Vay. Nasıl ya? Tamam işte bu. Şimdi bakalım ne yapabiliyoruz? Bundan doldur bize. Yap doldur. İşte bu. Gönder. İşte bu. Cephaneydi. Şimdi
sağa sola bakalım, ne bulabilirsek yapıştıralım şimdi. Malzeme, malzeme birliği. Şunu alayım ben. Alamıyor muyum? Peki, önce harcarım. Harcarım, ne var yani? Ver. Evet, bence de. Heh, terbiyesiz seni. Var mı burada bir şey? Hadi be. Sende bir şey var mı yavrum? Nasıl, yok mu? Hop. Bu planda yoktu be. Hocam malzeme almaya çıktım ben. Lütfen ya. Bir de şimdi başka yaratıklar mı var? Bu hiç hoşuma gitmedi. Bu hiç hoşuma gitmedi. Atla dostum. Aman. Şimdi ne yapabiliriz? Hani ne gerek var ama neyse, üretelim. Maksat heyecan olsun. Dostum neredesin? Tamam, bir etrafı check edelim hızlıca. Bizi çıkış yoluna mı çekiyorlar? Olasılık öyle. Şurada bir şey yoktu değil mi? Check et yavrum, check et. Alayım onu. Hop, onu da alayım. Ver 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 ver, ne varsa alırım. Beni böyle malzemesiz bırakabileceğini mi sandın sen? Şimdi şurada bir geçit mi vardı? Neredeydi o? Nasıl ya? Şuradan giderim ben o zaman. Evet, gerçekten harika. Ben şuradan çıkıp gideyim o zaman. Evet. Nasıl ya? Ben çıkıp gidemiyor muyum? Ama böyle mi konuştuk lütfen ya? Evet, çıkmaz sokaktayım. Nasıl ya? Ha, buradan nasıl çıkıp gidemedim ben? Dostum nasıl yani, nasıl? Kafamız karıştı şimdi. Tamam, ipucu göster. Tamam, ben oradan gittim ama. Dostum ben çıktım oraya zaten. Çok saçma ya. Ha, böyle diyorsun. Ha tamam, öyleyse okey. Problem yok. No problem. Kimse var mı? Kimse yoksa benim ne işim var burada? Konuş. Bak ya. Ya abi. İşin gücün dalavere. Kapa çeneni. Nasıl bir şey olmadı be? Tamam. Bu ne? Sen nesin? Bu neydi böyle? Buna asit de mi atabiliyor?
O nereden çıktı öyle? Bak. Hocam yedi yedi doymadı ya. Ama teessüf ederim ya, bu nasıl bir canlı böyle? İşte böyle. İşte böylesi var mı canım? Saçmalama. Gittiğimin mekanı. Şimdi bunlardan bir de doludur burada. Dostum ben bu işten tırsarım. Tırsar mıyız biz? Tırsmayız tabii de. Hani söz gelimi. Şu ne? Alırım onu. Hadi onu da aldık. Sonra? Sonrası yok. Doldur gelsin. Dolu diyor ya. Dostum nedir yani bu? Nasıl bir doluluk? Ha buradan çıkabiliyoruz. Güzel. Alayım ben onu. Neyse burayı temizleyip de gidelim. Ha bu mudur yani? E temizlemişiz. Bence tertemiz. Var mı? Gönüllü var mı başka? Yok. E gidelim o zaman. Güzel. Şurayı aç. Hop onu alayım ben dostum. Onu bir alayım. Onu almadan gelinmez. Olmaz yani. Kızarlar bize. Tamam. Hadi bakalım. Tamam. Aç gitsin. So. E geçeyim artık. Oldu. Oldu mu? Bana pek olmuş gibi gelmedi ya. Kimse bu saçmalığa inanmaz. İnanmaz. Bence de inanmaz. Gidiyoruz o zaman. Yapacak bir şey yok. Tamam. Let's go. Şu araca bir çıkayım. Malzemeler alırım. Yes. Hurda murda hiç affetmem. Sizi terbiyesizler sizi. Şu aradan geçeriz herhalde. Var mı yaramazlık? Sende bir şey var mı? Olsa şaşardım zaten. Derin bir nefes aldık. Tamam. O zaman olay bitmiştir. Yara geliyorum. Geliyorum yavrum. İyi geçtik. Sağlam geçtik. Hop. Ne oluyor be? Ya sen kafayı mı yedin yavrum? Kim? Oo. Ne yapayım? Ha ne yapmam gerekiyor? Onu da ben indireceğim. Yapma dostum, saçmalama. Bizim elemanlar da onlar. Ben bir şey yapmadım ya. Evet, orada kal lütfen. Malzemeyi aldım tabii. Sen yeter ki iste yani. Heh, bot alıp gidelim. Tamam işte bu. İşte bu. Evet, sağlam bir boss mücadelesi oldu ve güzel bir şekilde ona hakkını verdik. Hemen bir sinematik yapıştırdılar bize. Aracı da aldık gidiyoruz. Olasılıkla burada müzik falan var ama bizim de işim yok. She is eternal. Hadi canım. Ne çabuk geldik ya. Evet. Tamam. Odayı anladık. Bağlan yavrum. Heh. Sen olaya bir bağlan. Operasyon başladı. Köpekçik de geldi. Yazık olacak ona da. Şimdiden kendisine saygılarımızı ve gelecek hayatında başarılar diliyoruz.
Dokunmadın mı sen daha önce bir köpeğe? Ah yavrum, bu ne biçim bir şey? Nasıl bir vahşi hayat durumuysa, öyle değil mi? Kafa falan yanmış yani. Halloldu derken, fazlalığı aldınız yani. Okey. Kızın budunu aldılar. İyileşecek mi? Hemen. Evet çocuk ya. Ya gerçekten hatundaki gibi. Öyle böyle değil. Size ne oldu bilmiyorum ya. Işığı aramayı bıraktık diyor. Bak sen. So. No niin, mene sinä katsomaan, että mitä tapahtuu siellä. Voi ei. Kalan parçayı da köpekçiye mi verecekler, ne yapacak? Yani bunların hepsinin böyle suratında böyle bir... O herhalde bağlı bulundukları tarikatla ilgileniyor. Vücudun böyle suratını çiziyorlar böyle boydan boya. Yarım küre falan. Ağzın büyük olacak falan diye. Hadi geldik. Bunlar çocuk tabii, doğru söylüyor. Ne yapacağız? Buraya gelmişken oyun mu oynayacağız? Amacımız ne? Hadi ben küçüklüğüme mi geri döndüm? Yani biraz daha gençliğime. Hey hadi bakalım. Yine buradayız. Travmadan çıkamadık. Çünkü çocukluğumuz da gitti. Öyle değil mi? Gerçi böyle bir ortamda çocukluğun olması da zor yani. Nasıl bir çocukluk olabilir ki? Bakıyorum kim var? Ha, babasını gördü. Seninle gurur duyuyorum yavrum falan şeklinde. Olay bu. Seattle'da üçüncü güne vardık. Hadi bakalım. Şimdi ne olacak? Şimdi ne yapacaksın? Bayağı bir uyuduk. Yani sanki bizden kol aldılar gibi. Ya pazuyu da böyle gösteriyor falan. Bak diyor bu pazuyu görüyor musun sen? Ha, orada diyor seni nefesini keserim. Doğrudur yani. Damar olayı falan geçiyor. Çok detaylar çok iyi yani. Öyle böyle değil. Başarılı. Damarımı gördün mü falan diye. Kurallar mı çiğnediniz? Oğlun yok ben varım. Olur mu? Olmaz mı? Bak. Seni pörtlek gör seni. Sargılarını değiştirdim. İyi aferin. İyi etmişsin. Çabuk ayaklandı. Yapma ya. Neyi tartışıyorlar? Evet. Lev Seattle'dan gitmeyecekmiş. Bak sen. Owen onları Santa Barbara'ya davet etti. Aha. Tam Owen'lık bir hareket. Aynen. Onu çoktan vazgeçirmişsindir sanmıştım. Aslında ben de gidiyorum. Sen gitmiyorsan tabii. Ne? Ne? Onun çocuklarla olan rollerine aldanabilir. O Evet. bana sökmez. Ha. Aldanacak bir şey yok. Isaac'in en iyi Scar katili bir anda fikrini değiştiriverdi. Bak sen. Owen'la hiç ilgisi yok. Öyle mi? Ya işte, yok gibi yani öyle hafiften. Hep doğru şeyi yapmaya Sen aşağılık birisin. Bak şimdi. Konuyu ne zaman bize geldi bir anda? Ne oldu bu olay? Scar'larla konuşuyorduk. Sıkıyorlar mıydı? Ne yapıyorlardı? Bu kadar yeter. Bence de yeter. Saçmaladın yani.
çocukların iyiliğini mi düşünüyorsun? Evet. Gücüne mi gitti? Onlara da kazık atmadan hayatlarından çık. Kazık atma nedir ya? Çocuğu nasıl kazık... Hani burada bir ticari bir şey de yok ki. Neyini kazık atalım? Çok saçmasın yavrum yani. Bak. Evet, hadi bakalım. Kararını verdin mi? Güzel tişört. Evet, çok güzel. Nereden buldun? Sana da alalım mı diyecek şimdi bak. İyi misin? Çok iyiyim ya. Ah, sorma. Kolun nasıl oldu? Şey, sabaha göre daha iyi. Daha iyi canım. Ne olacak? Kol bu işte. Lev gitmeye razı mı? Razı mısın? Şey yani Lev razı mı? Bu yaraydı. Yara. Onu bulmama yardım et. Sağlı sollu değil mi? Böyle ağzı kulaktan böyle almışlar yani. Değişik bir şey. Hani ağzı kulaklarına vardıkları tabir buradan geliyor yani. İşte bu. Nasıl kulaklar falan diyor. Evet. Tamam hadi gidiyoruz. Ne? Olay ne? Ha Lev'i mi bulacağız şimdi? Ya hocam nasıl bir şeydir ya? Biri geliyor, biri gidiyor. Bu nedir ya? Lev! Ya bırak neredeyse nerede? Boş ver. Heh. Lev! Buradan bir şey lazım mı bize? Gel. Bence değil. Aynen he. Lev neden Santa Barbara'ya gitmek istemiyor? Evet niye? Annemiz için endişeleniyor. Annen mi? Bizim yüzümüzden ona olacaklar için. Fiesta Bay. Evet, endişelen. Güvenliğine odaklanması lazım. Denizaltı. İşte bu denizaltı daha doğrusu. Annenize ne olabilir ki? Ne olabilir ki? Ebeveynler çocuklarının günahlarının sorumluluğunu taşır. Ne yapayım? Annemiz öyle inançlı ki sorun olacağını sanmıyorum. Başka bir yol var mı? Var mı söyle hadi. Lev onu gitmeye ikna edemez. Hiç kimse edemez. Öyle mi diyorsun? Beni nereye geldim ben? Ben Lev'e yapacakları. Lev'e yapacak. Ne yapacaklar? Lev, çok üzgünüm. Lev, çık ortaya. Lev, neredesin? Lev. Ya bırak yavrum, lütfen. Hiç yani saklambaç oyuncak havamda değilim ya. Batık gemi nedir ya? Gitti gitti batık gemi. Evet, çık bak kız da yalvardı. Hadi. Lev. Lev. Acaba Lev bunları gördü mü? Onlar görmüştür. Bayılır. Bayılır mı? Köpek çocuk işte. Okyanustan nefret mi ediyor? Sana bayağı açılmış yani. Bak. Ölüm korkumuz bizi daha da yakınlaştırdı. Öyle mi diyorsun? Cesur olduğunu söyledi. Tam bir yalancı. Cesur olduğunu cesur söylemiş. Teşekkür ederim benim. Duydun mu? Lev! Lev! Neredesin Lev? Şuradan ben geçemiyorum herhalde. Ya bizim hacmimiz büyük ondandır. Buradan diyor bir de bak. Al mı? Sorun yok. Sakin sorun ol. Yok. Sadece oynamak istiyor. Evet. Merhaba kızım. Ne buldun bakalım? Korkma ısınmaz. Tamam izle. Al. Al. Ne yapayım? Al. Koş getir kızım. Hadi getir. Galiba tekrar atmanı istiyor. Tamam bir kere daha. Bunun üstüne atayım al. Aha atmıyor. Al. Güzel yapmışlar yani. Ha bak sıra sende. Dedim ben sana ya. Sıra sende. Hadi bakayım. Bir fikir gibi gelmedi. Dene bakalım. Emin olma. Emin olmadan karar verme. Ön yargılı olma. Hadi. Beni ısırmaya kalkmaz değil mi? Ya neyi ısıracak? Bir tanesi gitmiş zaten. Ah sen de sıra yine hadi. Tekrar yapayım mı? Alice'in de işine gelir. Aynen öyle hadi. Yap hadi. Hadi yap da gidelim artık nedir ya? Tamam hadi gidin. Bu kadar yeter. Aç kapıyı. Geldik balina ortamına. Lev.
Hadi yavrum neredesin ya? İçimiz dışımız çıktı, bayılacağız. Ne dersin? Anneni ikna edebilir miyim? Etse iyi olur. Ben sana söyleyeyim yani. Etmezse hiç iyi olmaz. Bu halde görürse kendi elleriyle boğar. Oo, ne biçim annedir ya? Ne kadarını anlattı? Pek bir şey Hani anlatmadı ne ama kadarı lazım sana? Sizinkiler ona Lili diyormuş. Öyle mi? Ne diyorlar ona? Uzun bir süre kanunları, gelenekleri neden sorguladığını. He, anlayamadın. Ah yavrum, cahillik işte. Aslında nasıl hissettiğini bana anlatınca Ne? Çözdün mü olayı diyorsun? kendisine saklamasını söyledim. İyi hadi bakalım. Bunu atlatır diye ummuştum. Atlatır atlatır, Söylediğini sen merak unutmuştum. etme. Sonra kafasını kastı. Ha. Her Sonra şeyden ondan sonra da kafa gitti diyorsun. o intihar demek. Tamamen gitti. Ah yavrum. O zaman mı kaçtınız? Önce ona bağırdım. He, sonra? Onu dövdüm. Sonrasını hatırlamıyor. Oo. Ne olacak şimdi? Bir fikrim var. Var mı? Neymiş? Onu neşelendirecek bir şey bulalım. He. Hadi gel. Batık geminin malları bunlar. Batan geminin malları değil mi? Sence Batan bir geminin anne mallarından bulacağız. Hadi bakalım. kafasını niye kazıdı? Hediyeci dükkanı. Sene gide seni. Sınıfta topluluktaki görevi Sunken beğenip Treasure. benim gibi bir asker olmak istedi. Ama ihtiyarlardan birinin eşi olmasına karar verildi. İhtiyarlardan biri. Oy oy oy. Gelenek. Gelenek, anladım. Zavallıcık. Evet. Gelenek dediğin şey genelde hep var yani bu tür şeylerde. Ben sana söyleyeyim de. Ne var? Ne buldun yine Santa ya? Barbara nerede? Şimdi ne desem boş sana yavrum. Kaliforniya'da. O nerede diyecek şimdi? Nerede bu Kaliforniya? Şöyle aşağı in doğru. Evet yavrum şu aşağılara doğru in. Burası Seattle. Evet in aşağı in, in. Burası Santa Barbara. Hadi bakalım yavrum. Bizim Oldu mu? adamız nerede? Görünmeyecek kadar küçük ama şuralarda bir yerde. He, oldu mu canım? Çok uzak. Evet, günaydın. Evet. Düşünün yani bir ülkede yaşıyorlar. Dünya kendi dünyalarından bir haberler yani. Ah yavrum, hadi gidelim. Şuradan iniyorum ben. Zıbam dedik. Buradan çıkamıyoruz. Onun zaten amacımız çıkmak değil, hediye bulmak. Buralarda işe yarar. Hediyeci abla olacağız. Şöyle ben bir geçeyim. Bak şu tişört o tam onluk. Nerede? Of işte bu ya. Hayır. Nasıl hayır? Bu tişörtlerden iyisini bulabiliriz. Dalga mı geçiyorsun sen ya? Bundan iyisi şundan al ona. Bak olur işte. Zaten onlar da kız çocuğu. Öyle değil mi? Hani ne bileyim ben. Bakalım ne bulabiliriz. Başka bu ne? Çok tatlıymış. Ah yavrum şöyle bir salla olayı diyor. Sallıyoruz. Salla gelsin. İyice sallayayım. Of tamam yeter. Kendinden geçti. Bırak Diyecek bir bırak. şey var mı? Hayır. Aramaya devam. Evet hadi ara. Hadi yavrum. Arayacağız ve bulacağız. Ne arıyorsak artık. Bir şey bulacağız herhalde. Evet. Üyelere özellik. He, işte bu. Köpek balığı tabii ya. İşte bu. Tamam başka bir şey çıkmadı. Al bunu ver. Yapıyorsun? Mükemmel. Mükemmel mi? Ben haksız bence. Ha. Sen iyi birisin. Her şeyi de dinliyor bak. Sizi gidi sizi.
Evet, tanıyorsun. Aferin sana. Tanımak iyidir. Heh. Eşyalarımı çalmayı bırakır mısın lütfen? Eşyalarını mı? Her şeyin senin olduğunu bilmiyordum. Evet. Yani akvaryum benim. Bak sen. Eşyalar da. Şaka yaptım. Sen istediğini al. He. Sana yok. Bana mı? Bak. Ellerimi gördün mü? Evet, koridorun sonundaydı. Şey ya. Sen bekle diyor. Geçebilir miyiz? Önden git. Sen bir git, biz bir konuşacağız, bir üstümüzü çıkaralım falan. Söyle bakayım. Şaka yaptığımı anlamadım. Şakan. Kim anlar böyle berbat bir şaka mı? Seni seviyorlar ama. Evet, doğrudur. Ya sen bilemedim. Sen benimle gitmiyor musun ya? Sen nasıl bir Bilemem. adamsın ya? Bunu halledebiliriz. Neyi halledebilirsin? Bak. Çok geç. Çok geç ya adama bak. İki tane hatun falan diyor. Ben diyor hallederiz diye bak. İki de çocuk, bir tane de geliyor. Oo müthiş. Kaynaşır gideriz falan. Ama mutlu olmayı seçebiliriz. Tabii canım. Ne demek? Evet, doğru söylüyorsun da bizim biraz çok göreceli yani. Neyi duydun mu ya? Ya, Ne come yapıyor? Peşinden gidiyor. Kimin peşinden? Annesinin. Annemle beni öldürecek. Tekne hazır mı? Henüz değil. Ne zaman hazır olur? Birkaç saat. Sikeceğim. Yolunu keseriz. Marina'dan bir tekne alıp Birkaç saate diyor. Bir saat beklesen olmaz mı? Başka türlü nasıl Zaten ben kurtulacağız? bir saatte onu bulamazsın bile. Yetişemezsin o yüzden. O lanet adaya gidecekler. Evet. Aynen öyle. Tek gitmesine izin veremem. Vermek zorundasın. Yardım Evet. edebilirim. Evet. Etme, boş ver. Sen Kadınlar onunla kal. tamir eder. Zaten Eli de geliyor. Size döner yapacak. Çok güzel. Hadi bakalım Yara. Şimdi Yara diyor. Dikkat ederseniz Yara'ydı. Yara demeye başladı. Demek ki samimiyet artınca bir tane sesliği kaldırıyoruz arada. Hadi kaldır gitsin falan. Ne oldu? Islandık falan. Oo iyi. Sen nane misin? İyi misin? Ben bir de senin sırtında taşımayayım yani. Evet. Tam bu noktada biz de ne yapıyoruz? Kullanıyor mu? Tekneleri buraya bırakıyor. Şunları ben bir alayım. Tamam. Bir tane şey yeter bize. İki tane ne yapacağım ben? Çok saçma olur. By the way. Şöyle bir ortamı inceleyelim. Ne var ne yok. And ne var? Hiçbir şey yok. And ne var? Nothing. Ben buradan iniyorum geri. Çok sıkıcı. Merdivenden devammış demek ki. Okay. Tam bu noktada bakın denizi de nişanladık. Oh yeah. Şöyle bir bak bunu yapınca direkt yön değiştiriyor. Bayılıyorum bunu. El fenerine alerjisi var. Olmaz diyor el feneri sana bakmamalı ya. Canım çok da güzel ayarlamıştık. Şöyle bir bak şöyle bir git şöyle bir gel. Evet kaydımızda aldığımıza göre ne yapıyoruz arkadaşlar? Bir başka yayında görüşene kadar şimdilik esen kalın diyoruz. Ve Notoyz TV'ye abone olmayanları da abone olmaya davet ediyoruz. Abone olduktan sonra da bildirim zillerini açmayı ihmal etmiyoruz. Bir başka yerinde görüşene kadar şimdilik hoşça kalın moy moy.